Hazır yemek tüketiminde büyük tehlike. Vücudumuz kimyasalların saldırısı altında. Son yıllarda arttığı belirtilen dışarıdan yiyecek içecek tüketimi, ev iş yeri gibi noktaları sipariş durumlarında kullanılan kaplarındaki tehlikelere dikkat çeken Profesör Doktor Vedat Göral, bakın neler diyor bu hazır yemeklerde kullanılan kimyasal plastiklerle alakalı. Çoğu plastikten zaten. Kaplar plastik. Yani. Buyurunuz efendim. Dinleyelim bakalım. Dışarıda yemek yiyenlerde ev yemeklerine göre %35 oranında daha fazla kimyasal temas, maruziyet meydana geliyor. Yani evde yemek yediğimiz takdirde daha az kimyasal, daha kaliteli bir yemek, daha kaliteli bir şeker, daha iyi bir yağ tüketiyoruz. Ama dışarıda yediğimizde daha fazla kimyasal maruziyet, kalitesiz yağ ve bir takım ekstra maddeler muhatap oluyoruz. Yine yapılan çalışmalar göstermiştir ki dışarıda yapılan yemeklerde ev yemeklerine göre %35'ten fazla bu kimyasal maddeler maruziyeti ortaya çıkıyor. Tabii özellikle çocuklar, gençler ve hamile bayanlar daha risk altında. Bunların mutlaka tüketmemesi lazım. En çok da cheeseburger, hamburger türü hazır gıdalarda oluşuyor. Yine çayda bir araştırma yapılmış. Çayda da yine yüksek oranda kimyasallar bulunmuş. Özellikle işlenmiş etlerde ve ambalaj malzemelerinde yüksek oranda kimyasal maddeler bulunmuş. Tabii bu kimyasal maddeleri belki bir kere almakla bir şey olmuyor ama maalesef gençler, üniversite gençleri hep dışarıda yemek yiyorlar. Hani ev yemeğinin tadını bilmeden yetişiyorlar. Dışarıda yemek yemenin bir takım ileride hastalık yapıcı etkileri ortaya çıkacaktır. Özellikle işlenmiş etlerde, çayda ve kimyasal maddelere maruziyet nedeniyle vücuda birçok kimyasal madde meydana vücuda girmekte ve bu kimyasallar da ileride kanser oluşumuna belki de sebep olmakta, belki de oluşumu tetikleyecektir. Yine üreme organlarında bir takım hastalıklar meydana gelebiliyor. İleride bir takım endokrin bozukluklar oluşabilir. Yine bazen de akut hastalık meydana gelir. Yani kimyasal maddeye maruziyetin olduğu anda bir vücut reaksiyon gösterebilir. Evet, özellikle gençler hamburgerde, cheeseburgerde, pizzada onları çok fazla rağbet gösteriyorlar. Çok fazla tüketiyorlar. Evet, yani şimdi onun baharatlarından kalitelisi de dolayı nasıl alınır ki şeyin, o plastiğin kalitelisi de var ya, yok mu, var ama bu sefer ne diyecekler? Mali artış diyecekler. Tabii, rekabet edemiyorum diyecek. Evet. Mecburen bununla iktifa edin, bununla yetinin diyecekler. Ama tabii o baharat var ya, baharat, o tatlar gençleri maalesef bu şekilde yönlendiriyor.